Herkese merhabalar. Hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün konumuz trafik ve çevre bilgisinde takip mesafesi çok çok önemli. Takip mesafesini mutlaka bilmek gerekiyor. Trafikte seyir halindeyken mutlaka takip mesafemizi korumalıyız. Trafik kazalarının başlıca nedenlerinden birisi asli kusur. Bakın, takip mesafesine uymayıp araca arkadan çarpmak, takip mesafesine uymamak asli kusurdur. Takip mesafesi deyince yapmamız gerekenler nelerdir? Her şeyden önce takip mesafesi aracın hızının yarısı kadar mesafe takip mesafesidir. Yani aracımız seyir halindeyken, örneğin şurada da şekilli anlatalım arkadaşlar. Şekilli hemen çizgiyle size belirteyim. Bakın, şurada bir nolu bir aracımız olsun. Şurada da iki nolu bir araç var. İki nolu aracımız 80 ile gidiyor. Evet, önündeki aracı takip ediyor. İki nolu aracımız. 80 ile giden aracımızın bir nolu araçla arasındaki takip mesafesi hızın yarısı olması gerekiyor. Yani 40 metre burada bir ne olması gerekiyor? Açıklık, değil mi? Mesafe olması gerekiyor. 80'in yarısı 40'tır. Bakın. En az hızının yarısı, değil mi? Bakın, en az hızının yarısı kadar takip etmek zorundadır. Öndeki aracın güvenli takip edildiği uzaklık bize neyi veriyor? Takip mesafesini veriyor. Arkadan çarpma şeklindeki trafik kazalarının en önemli sebebi takip mesafesine uymamaktır. Bakın arkadaşlar, bu konu SRC 1, 2, 3, 4 D ve SRC 5'te çıkar. Aynı zamanda ehliyet sınav sorularının banko sorularıdır. Şimdi ikinci şeklimize bakalım, hemen altta. Bir nolu araç sürücüsü ve iki nolu aracımız var burada, bakın. Bir nolu aracımız 90'la seyir halinde. Azami hız sınırı 90. Önündeki araçla arasındaki takip mesafesi ne olmalıdır? Hemen ne diyoruz? Hızın yarısı, değil mi? Bakın, hızın yarısı, 90'ın yarısı nedir? 45. Demek ki bir nolu araçla iki nolu aracın arasında mesafe 45 metre olmalıdır. Hocam, biz 45 metreyi nasıl ölçeceğiz? Bakın, onun da bir formülü var. Bulunduğunuz noktada bir nolu aracın olduğu noktada 88-89 sayılarını arka arkaya saydığınızda iki nolu aracın bulunduğu noktaya geliyor iseniz, bakın 88-89, hemen 88-89'u da yazalım. Sayıları yaz, bakın söylüyoruz, 88-89. Söyledik, 2 saniye geçti arkadaşlar, bakın 2 saniye geçti. Yani aracımız 45 metre yol aldı. Evet, demek ki takip mesafesi deyince aklımıza ne geliyormuş? Hızın yarısı, aracın 2 saniyede kat ettiği süre. 88-89 sayılarını arka arkaya ne yapıyoruz? Söylediğimiz zaman bize yine takip mesafesini verir. Evet, bu önemli arkadaşlar. Takip mesafesine kesinlikle uymamız gerekiyor, değil mi? Evet, uymamız gerekiyor. Evet, bakın burada da takip mesafesi aynı zamanda takip eden aracın 2 saniyede kat edeceği yol uzunluğu kadardır. Evet, burada da görüyoruz, bakın. Şimdi sürüş koşulları iyi ise doğru takip mesafesi en az 2 saniye olmalıdır. Yani buradaki kırmızı araçla, bakın, yeşil aracın takip mesafesini nasıl uygulayacağız?
Tabii ki takip mesafesini yol kenarlarındaki trafik levhalarına da uygulayabilirsiniz. Örneğin bulunduğunuz noktada, bakın bulunduğumuz nokta bir nolu aracın bulunduğu nokta, bu da iki nolu aracın bulunduğu nokta. Yani trafik levhası, şuradaki levha. Eğer siz aracınızda 90'la gidiyor iseniz, azami hızınız 90'sa, tabii ki yol koşulları da uygunsa, hız sınırımız burada 90'ı gösteriyorsa 90'la gidebilirsiniz. 80 ise 80, 70 ise 70, 60 ise 60'la gitmeniz gerekir. 90'la gidiyorsanız 88, bakın 88, 89 sayılarını bir nolu aracın bulunduğu noktadan iki nolu aracın bulunduğu noktaya 88, 89 sayılarını ya saydınız ve aracınız iki nolu aracın olduğu noktaya geldi. Demek ki benim takip mesafem nedir? Doğrudur. Evet, bu da çok önemlidir arkadaşlar. Bu sürenin tespitini de yapmak da önemlidir. Yani zaman zaman takip mesafemi doğru uygulayabiliyor muyum demeniz de önemlidir. Bu sayılar aralıksız söylenmesi gerekiyor. 88, 89 dura dura söylememeniz gerekiyor, değil mi? Evet, buna da dikkat edelim. Evet. Takip mesafesinde arkadaşlar tehlikeli madde taşıyan araçların takip mesafeleri farklıdır. Özellikle buna dikkat edelim. Tehlikeli madde taşıyan araçların yerleşim yerleri içerisinde azami hızı 30'dur. Bakın. Evet, azami hızı 30'dur. Yerleşim yerleri dışında 50'dir. Bölünmüş karayollarında 60'tır. Otobanlarda, otoyollarda tehlikeli madde taşıyan araçların hızı 70'tir. Tehlikeli madde taşıyan araçların yerleşim birimleri dışındaki, bakın bu çok önemli bir püf noktadır. Yerleşim birimleri dışında karayollarında hızları ne olursa olsun, bakın hızları ne olursa olsun her zaman önündeki araçla arasındaki takip mesafesi 50 olması gerekiyor. Örneğin size şöyle bir soru sorulduğunu düşünün. Otoyolda tehlikeli madde taşıyan araç şoförü 70 ile gidiyor. Önündeki araçla arasındaki takip mesafesi ne olmalıdır? Bakın. Otobanda 70 ile giden tehlikeli madde taşıyan araç, tehlikeli madde taşıyan, şu madde diyelim, taşıyan araç, önündeki araçla arasındaki takip mesafesi kaç olmalıdır? Tabii ki 35 değil, ne diyeceğiz? 50 olması gerekiyor. Evet, bu da yine ehliyet ve serecelerde geliyor. Dikkat edelim. Bunu genelde yanlış yapıyoruz arkadaşlar. 35 değil, hızın yarısı değil. Evet. En az 50 metre mesafeden takip etmek zorundadır. Birazdan sınav sorularından çözeceğiz beraber soruları. Evet, hemen soru geldi bakın. İşte soru. Yerleşim birimleri dışındaki karayollarında hangi tür taşıtların öndeki araçla olan takip mesafesi 50 metreden az olmamalıdır. Bakın, 50 metreden az olmamalıdır. Otomobil, motosiklet, tehlikeli madde taşıyan taşıt ve lastik tekerlekli traktör. Evet, az önce de belirttiğimiz gibi arkadaşlar, tehlikeli madde taşıyan araçlar yerleşim birimleri dışındaki karayollarında hızları ne olursa olsun demiştik. Her zaman 50 ile 50 metre mesafe bırakmaları gerekiyordu. Burada cevabımız tabii ki Ceyhan seçeneğidir. Hemen diğer sorumuz geldi. Bakın, diğer sorumuz da
110 kilometre saat hızla seyreden bir aracın önündeki aracı takip mesafesi en az kaç metre olmalıdır? Bakın 110. Ne demiştik? Takip mesafesi hızın yarısıydı, değil mi? Hızın yarısı. Burada 110 verildiğine göre, bakın 110 verildiğine göre 110'un yarısını alıyoruz hemen. 110'un yarısı nedir? 55'tir. Yani cevabımız Ceyhan seçeneği burada. Bakın Ceyhan seçeneği. Bu tarz hız soruları her sınavda mutlaka soruluyor. Hem serici sınavlarında hem de ehliyet sınavlarında takip mesafesi mutlaka geliyor. Takip mesafesiyle ilgili soru geldiğinde hemen hesaplarken mevcut hızı ikiye bölüyoruz, değil mi? Mevcut ikiye bölüyoruz ve sorumuzun cevabını buluyoruz. Eğer tehlikeli madde demiş olsaydı ne diyecektik? 50 diyecektik. Evet. Hızın yarısı aracın 2 saniyede kat ettiği süre bize takip mesafesini verir. 88-89 sayılarını arka arkaya saydığımız zaman yine bize neyi veriyor? Takip mesafesini veriyor. Diğer bir sorumuz, bakın. Şekildeki bir numaralı aracın sürücüsü, yani bakın şuradaki aracın sürücüsü, bir numaralı aracın sürücüsü, önündeki araç A noktasına, önündeki araç, şuradaki araç A noktasına iken, ya şurada A noktasındayken diyor, bakın 88-89 diye saymaya başlıyor. Evet, sürücünün bu davranışı aşağıdakilerden hangisini belirlemeye yöneliktir? A. Motor gücünü, B. Asfalt kalitesini, C. Takip mesafesini, D. Yakıt sarfiyatını. 88-89 sayılarını arka arkaya saymak tabii ki neydi arkadaşlar? Takip mesafesini bulmaktır, değil mi? Takip mesafesini yakalamak. Evet. 88-89 aracın 2 saniyede kat ettiği süreydi. Hemen diğer sorumuz gelsin. Evet, bakın diğer örnek sorumuz geldi. Şöyle, aksine bir durum yoksa saatte 90 kilometre hızla seyreden şekildeki bir numaralı aracın önündeki araçla arasında en az kaç metre takip mesafesi olmalıdır? Bir nolu aracımız bakın 90'la gidiyor. Şöyle 90 diyelim. 90'la gidiyor. Önündeki araçla, yani iki nolu araç diyelim buraya da, arasındaki takip mesafesini sormuş. Takip mesafesi deyince hemen aklımıza hızın yarısı geliyordu. Evet, hemen ikiye bölüyoruz. 90'ın yarısı nedir arkadaşlar? 45'tir. Evet, cevabımız, cevaplara baktığımızda Ceyhan seçeneğinde 45'in olduğunu görüyoruz. Hemen diğer örnek sorumuz. Bakın örnekler sınavlarda mutlaka gelir. Dikkatli bir şekilde çözelim. Evet. Diğer örnek sorumuz şöyle. Şekildeki bir numaralı aracın saatteki hızı 70 kilometredir. Evet, bakın şuradaki araç 70 ile gidiyor. Hız sınırı 70. Azami hızı 70. Takip mesafesi saatteki hızın en az yarısı kadar metre olduğuna göre diyor. Bir numaralı araç ile önündeki araç, bakın şuradaki iki nolu araç arasında en az kaç metre olmalıdır? Hemen ne diyoruz hocam? Verilen sayıyı 2'ye bölüyoruz, değil mi? 2'ye böldük. Ne oldu? 72'ye böldük. 35. Yani bu mesafenin arada 35 metre olması söz konusudur. Evet. En az kaç metre olmalıymış? 35 metre olmalıdır. Evet, diğer örnek sorumuz gelsin arkadaşlar, takip mesafesiyle ilgili. Bakın şöyle, kullanılan aracın 2 saniyede kat edeceği yol uzunluğu hangi mesafenin kontrolünü sağlar?
Geçiş mesafesi, görüş mesafesi, takip mesafesi, intikal mesafesi. Tabii ki aracın 2 saniyede kat ettiği yol uzunluğu bize neyi verir? Takip mesafesini verir. Ceyhan seçeneği doğru cevap. Evet, diğer sorumuz şöyle. Şekle göre bir numaralı araca arkadan çarpan, bakın, 2 numaralı araç sürücüsü hakkında aşağıdakilerden hangisi kesinlikle söylenir? Evet, kesinlikle söylenir. A. Gözlerinin iyi görmediği. B. Hız kurallarına uymadığı. C. Araç lastiklerinin eski olduğu. D. Takip mesafesini kuralına ihlal ettiği. Evet, diyor. Tabii ki burada da takip mesafesine uymamış. Bakın dikkat edin. Vahşi hayvanların çıkabileceğini tehlike uyar işareti uyarıyor. Ve hayvan çıkmış. Bir nolu araç sürücüsü frenine basıyor. Ama arkadan gelen iki nolu araç ne yapıyor? Bir nolu araca arkadan çarpmış. Takip mesafesi kuralına uymamış. Evet. Takip mesafesi kol ve grup halinde araç kullananlar aralarında ne yapmaları gerekiyor? Bakın şekilde de görüyoruz. Mutlaka mesafe bırakmaları gerekiyor. Islak yolda fren mesafesi uzar. Hava yağmurlu, yol ıslak, çamurlu ise takip mesafesi güvenlik nedeniyle 2 katına çıkarılması gerekiyor. Yani 3-4 saniye diye çıkarılması gerekiyor. Karlı buzlu yollarda daha da takip mesafemizi artırmamız gerekir. Trafik kazalarına sebep olmamak için çok çok önemlidir arkadaşlar. Evet. Takip mesafesi deyince hızın yarısıdır. Yani 50'nin yarısı, 25, 60'ın yarısı, 30, 80'in yarısı, 40, 90'ın yarısı 45'tir. Evet arkadaşlar. Destek için beğen butonuna basıp abone olmayı unutmayın lütfen. Diğer videolardan da haberdar olun. Daha önce atmış olduğum konuların hem özetini, konuları, arkasından gelen sınav sorularını mutlaka çözerek sınavlarınıza girin. Bir sonraki konuda görüşmek üzere. Hoşça kalın.